Merhaba, ben Tuğçe Odur ve bugün sizlere birazcık renk konusundan bahsedeceğim kendi bilgim dahilinde. Bunu aslında sulu boya giriş videomuzun devamı olarak algılayabilirsiniz. Ama sadece sulu boya değil, bütün renkleri kapsayan bir video yapacağız. Hangi medya kullanıyor olursanız olur, bu sulu olur, kuru olur, pastel olur, guaj olur ya da dijital olur, bilmeniz gereken bazı renkle ilgili gerçekler var. Evet, tüm gerçekleri su yüzüne çıkartacağım bugün delirtirken. Kendi bilgim dahilinde size bunları aktarmaya çalışacağım. Size ana renkler, ara renkler, üçüncü renkler, renk karışımları, renk tonları, renk kromaları hakkında böyle genel bir bilgi vereceğim ki sizden bana sürekli özellikle cilt tonu rengi hazırlamak konusunda birçok mesaj ve istek geliyordu. Gerçekten birçok kişi sormuştu. Bu video sayesinde kendiniz evde istediğiniz karışımı hazırlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Sanki bir yemek tarifi verecekmiş gibi giriş yaptım video. Hadi hayırlı olsun. Burada şunu da belirteyim. Benim renk eğitimim ta lisedeki, yani Güzel Sanatlar Lisesi okumuştum. Oradaki aldığım eğitime dayanıyor. Tabii ki de video yapmadan önce genel bir araştırma yaptım ama yanlış eksik bilgi verme ihtimalim tabii ki de var. Bunun için şimdiden özür diliyorum. Hazırsanız başlayalım. Size hemen Wikipedia'da da rahatlıkla bulabileceğiniz bir bilgi vererek başlayayım. Renk aslında ışığın bir objenin üstüne çarpıp yansıyıp gözümüzde bıraktığı etkidir. Her obje bazı renklere emer, bazılarını yansıtır. Ama siyah ve beyazda olay değişiyor. Zaten siyah ve beyazın Plüton gibi dışlanmasının sebebi de bu. Çünkü siyah bütün renkleri emerken beyaz da bütün renkleri yansıtıyordur. Onun için aslında renk olarak kabul edilmezler. Ki bence bu sanat dünyasına sihirli değneğidir siyah ve beyaz. Doğuda gördüğünüz her rengi, hemen her rengi daha doğrusu, 3 ana rengini kullanarak da elde edebilirsiniz. Ama tabii ki de renk tonlarını ve kromalarını karıştırmıyorum olanın içine. Bunu daha sonra da tekrar deneyeceğiz. Şimdi ana renklere bir bakalım. Ana renkler sarı, kırmızı ve mavidir. Neden bunlara ana renk denir? Çünkü bunları başka renklere karıştırarak elde edemezsiniz. Yani eğer bir set alacaksınız, yani bir boya alacaksınız ama çok fazla renk almak istemiyorsanız kesinlikle elinizde olması gereken renklerden başlıcaları sarı, kırmızı ve mavi. Tabii ki de yanına siyah ve beyaz eklemeniz gerekiyor. Daha sonra ara renkler gelir, yani ikinci renkler diye de geçer. Bunlar da ana renklerin birbirleriyle karışık böyle ikili ilişkiler yaşayıp da ortaya çıkardıkları renklerdir. Bunlar da turuncu, yeşil ve mordur. Ama gelin isterseniz şöyle renk çemberi diye geçen, benim öğrencilik hayatım boyunca tiksineyim çünkü yaklaşık 100 kez falan hazırladım. O iğrenç çemberi tekrardan hazırlayalım. Çünkü neden? Hepsi sizin için. Gerçekten bu videoyu çekmeye karar verdim de renk çemberi yapmam gerektiğini bildiğim için böyle videoyu bir yaklaşık 2 ay falan erteledim ama kaçılmaz değil mi kaderden? Size daha iyi anlatabileceğini düşündüğüm için yapacağım bunu. Ve size önerim de evinizde hangi rengi daha çok, hangi renkli medyayı daha çok kullanıyorsanız onu elinize alıp benimle beraber bu çemberi hazırlamanız. Çünkü gerçekten elinizdeki renklerin ve birbirleriyle etkileşimi bu renklerin anlamanız için böyle bir cetvel hazırlamanız, böyle bir cetvelin elinizin altında bulunması gerçekten faydalı. Renk çemberimizin ortasına 3 tane ana rengimizi yerleştiriyoruz. Sarımız, kırmızımız ve mavimiz. Şimdi bu renklerin her iki tanesinin kesişim noktasına kesiştiklerinde, yani karıştıklarında ortaya çıkardıkları renkleri koyuyoruz. Sarı ve kırmızının karışımından turuncu elde ederiz. Ama tabii ki de elinizdeki boyanın ton rengine göre, kromasına göre bu renk soğuk ya da sıcak turuncu olabilir. Biraz daha yani böyle koyuya ya da biraz daha açığa kaçar bir turuncu olabilir. Ve aynı zamanda karışım kesinlikle yarı yarı yapılmaz. Yani yarısı sarı, yarısı kırmızı şeklinde değildir. Genelde bu rengin şiddetine göre değişir. Onun için size diyorum evinizdeki medya, elinizdeki rengi kendiniz deneyerek bir görün hangisi ne kadar güçlü diye. Şimdi sarıyla mavi karıştırıyoruz. Bundan da yeşil elde ederiz. Aslında ben sulu boya kullanıyorum. Yani direkt aslında sarı boyayıp üstüne mavi boyasam da çünkü sulu boya transparan bir boyadır. Yani kat kat ilerleyebilirsiniz. Layer layer ilerleyebilirsiniz. Yeşili gene elde edebilirdim. Ama her medyada tabii de bunu elde edemezsiniz. Koyduğunuz mavinin tonuna ve şiddetine göre ve oranına göre bu yeşiliniz daha açık ve daha koyu olabilir. Ama ben burada orta tonda, orta kararda bir yeşil elde ediyorum. Ve şimdi kırmızı ile maviyi karıştırıyoruz. Bu karışımdan da mor elde edersiniz ki mor, o lanet mor. Mor bu cetveldeki en sorunlu renktir. Hem elde etmesi hem de iz bırakmadan boyaması nedense çok zor. Bilmiyorum neyin tribine giriyor, neyin kafasını yaşıyor ama şu an gördüğünüz gibi tüm ana renklerimiz ve bunların karışımından elde edilen ara renklerimiz de hazır. Yani birinci ve ikinci renklerimiz burada. Gelin bu skalayı bir tık daha genişletelim ki bu en son genişletmemiz ki siz bunu evde çok daha fazla ilerletebilirsiniz. Ve bu ana ve ara renklerin arasına birer ton daha ekleyelim. Şimdi şöyle ilerliyoruz. Burada sarımız var. Bir altındaki rengimiz sarıyla kırmızının karışımı olan turuncu. Şimdi gene sarıyla turuncuyu karıştırıp ikisinin arasındaki geçişli rengi bulalım. Bu tabii ki de daha sarıya kırılmış bir turuncu olacak.
Aynı şekilde bu turuncuyla bir altındaki renk olan kırmızıyı karıştırdığımızda da daha kırmızıya kırılmış bir turuncu elde edeceğiz. Bunu gelin bütün cetvel boyunca böyle bir uygulayalım. Kırmızıdan mora doğru ilerlediğimizde daha mor bir kırmızı. Mordan maviye geçtiğimizde daha mavi bir mor. Maviden yeşile geçtiğimizde daha yeşil bir mavi. Yeşilden sarıya geçtiğimizde de daha sarı bir yeşil elde ederiz. İsterseniz siz bunları elde ettiğiniz renklerle tekrardan karışımlar hazırlayıp aralarını da doldurabilirsiniz. Bu cetvel gerçekten çok genişletip çok da büyütülebilir. Ama ben size genel mantığı anlatmak için yaptığımdan çok da abartayım, çok da kendime işkence etmeyeyim dedim bu seferlik. Şimdi genel renkler ve karışımlar hakkında hafif bilgi edindiğimize göre gelin birazcık sıcak ve soğuk renklerden bahsedelim. Evet, renkler sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayrılır. Sarı, kırmızı ve turuncu, tabii de yaz renkleri, ateşin, güneşin renkleri sıcak renklerdir. Yeşil, mavi, mor da soğuk renklerdir. Bunu bilmemiz önemli çünkü her yerde olduğu gibi boyama yaparken de resmin içinde bir denge olması çok önemlidir. Ve sıcak renkte boyanmış yerler, resimler, objeler daha sıcak, bize daha yakın, daha küçük, daha mutlu bir etki yaratmasını sağlar. Ve sıcak renklerle boyanmış objeler bize daha yakın durur. Yani bir manzara çizdiğinizde öne böyle sarılı turunculu çiçekler koyarsanız derinlik etkisini çok daha etkili bir şekilde yakalayabilirsiniz. Soğuk renkler ise yani mavi, yeşil ve mor daha geniş, daha uzak, daha sakin bir etki yakalamanıza faydalı olur. Yani küçük odalı insanların soğuk renklere boyamaları daha mantıklıdır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Gene bir manzara resminden örnek vereyim. Böyle dağları, sıra sıra dağlar düşünün ve dağlar arkaya doğru ilerledikçe, geriye gittikçe hem renk tonları düşer, biraz daha griye kaçarlar. Hem de böyle daha yeşilli, mavili, morlu böyle giderek ufka doğru açılan renkler kullanarak daha etkili, uzak ve derin bir etki yakalayabilirsiniz. Şimdi sıcak ve soğuk renkleri birazcık öğrendik. Renkler hakkında bilmeniz gereken bir başka şey de zıt renklerdir. Bu renkler arasında aynı bir gelin kayınvalide ilişkisi gibi bir ilişki vardır. Şöyle anlatayım. Her ana rengi bir kayınvalide olarak düşünün ve her ara rengi birer gelin olarak düşünün. Bakın şablonda şu şekilde daha iyi anlayabilirsiniz. Sarının karşısına düşen mor, kırmızının karşısına düşen yeşil ve mavinin karşısına düşen turuncu o rengin zıt rengidir. Yani bu ne demek oluyor? Bu renkleri birbirle karıştığınızda böyle töbe bismillah çikim bir kahverengimsi çamur rengi elde ederken bu renkleri yan yana kullandığınızda bir star gibi yükselip parlamalarını sağlıyorlar. Yani yan yana kullandıklarında birbirlerini öne çıkartıp parlatan renklerdir. Yani sarı morun, kırmızı yeşilin, mavi ile turuncunun zıt rengidir. Ve doğada bunun birçok örneğini rahat bir şekilde gözlemlerseniz eğer bulabilirsiniz. Doğana gerçekten zıt renkleri bol bol kullanmış. Ki bakın buradaki çizdiğim örnekte de renkleri tam olarak cap canlı böyle cırtlak tam tonunda kullanmamış olsam bile bu kırmızı taneleri arkasına koyduğum yeşille daha çok öne çıkartabiliyorum. Daha canlı, daha gerçek bir etki yakalamasına yardımcı olabiliyorum. Ama yok ben bu renkleri yan yana kullanmayacağım, illa karıştıracağım diyorsanız aslında bunların karışımıyla elde ettiğiniz bu renkli gri diye geçen tonla çok güzel bir gölgeleme yapabilirsiniz. Yani ışıklı gölgeli böyle üç boyutlu bir çizim yapıyorsanız eğer bu karışımı kullanarak gölge düşen yerler için hoş bir ton elde edebilirsiniz. Bunu bilmek neden önemli? Şimdi mesela ünlü sanatçıların resimlerine açıp bakabilirsiniz dediğiniz bu bilgiyle. Genelde öne çıkarmak istedikleri daha böyle özellikle kalabalık çizimlerde önde olmasını istedikleri objelerde zıt renkleri yan yana daha çok kullanmışlardır. Çünkü gerçekten çarpıcı bir etki yakalamanızda faydalı olur size. Ve ayrıca sanatın veya tasarımın herhangi bir alanında çalışıyorsanız, bir ürün üretecekseniz ve bir şeyin göze çarpmasını istiyorsanız bu renkleri yan yana kullanmanız gerektiği bilgisi size her zaman yardımcı olacaktır. Tabii ki de bir tabloda ya da bir resim yaparken zıt renklerin kullanımı yakalamanız gereken tek uyum değildir. Benim bildiğim renk uyumunun 3 ana başlığı var ve bunlardan ilki yakın renklerin uyumu. Mesela böyle zaman zaman size de olur mu bilmiyorum. Bir resmi açarım böyle çizdikten sonra boyamam gerekiyordur. Ama acaba bunu ne renge boyayacağım, ne tonları kullanacağım diye böyle o resme böyle mal mal bakarak birkaç saat harcadığım zamanlar olur. Ve bu zamanlarda genelde benim en çok başvurduğum ton uyumu budur. Çizimlerim galiba çoğunda en çok başvurduğum ton uyumu bu. Bu uyum birbirine yakın renklerin yani mesela yeşil ve mavi ikisi de soğuk bir renk ve skalada birbirinin yanında olan renkler. Bunların ve bunların tonlarını bir resmin içinde beraber kullanmakla elde edilen uyumdur. Birçok örneği vardır hem doğada hem de ünlü sanatçılardan çıkmış. Ve bence her zaman güvenebileceğiniz sakin dingin bir etki yakalayan ve sizi kesinlikle yalı yolda bırakmayacak sırtınızı yaslayabileceğiniz bir uyumdur.
Nasıl bir ilişki kurmuşsa bu renk uyumuyla. Neyse. İkinci uyum da rengin tonlarının uyumudur. Yani bir rengin veya birbirine çok yakın renklerin açıklık koyulu tonlarını yan yana kullanmaktır. Benim aynı bu yaprakta böyle yakalamaya çalıştığım gibi sarılar ve turuncular, hafif böyle kahverengiler de var. Ama ton olarak başka bir renge çok fazla geçiş yapmadan sanki bir rengin tonlarıymış gibi, sanki bir renkten devşirmiş gibi bir etki yakalayabilirsiniz ki bunu doğa çizimlerinde, özellikle yaprak çizimlerinde, benim de şu an başvurduğum gibi veya çiçek çizimlerinde önlü arkalı etki yakalamak için de çok rahat kullanabilirsiniz. Ama bu sadece genel resim renklendirme için değil, mesela ön arka ilişkisi yakalamak için de çok etkili bir yöntemdir. Mesela üzümü düşünün, üzüm tanelerin arkadakileri daha açık boyarken öndekileri aynı rengin daha koyu bir tonuyla boyamanız direkt o renk, o objeyi böyle üç boyutlu bir hale getirecektir. Üçüncü uyumumuz da zıt renklerin uyumudur. Bunu birçok doğa resminde rahatça görebilirsiniz. Böyle yeşil ve mavilerin hakim olduğu bir doğa resminin önünde sarı ve turuncu çiçeklerin olduğu böyle birçok resim vardır. Ve bu gerçekten çarpıcı bir etki yakalamak istiyorsanız başvurmanız gereken uyumdur. Size bu noktada renk tonlamalarından bahsetmek istiyorum ki bana çok soruyorsunuz cilt tonunu nasıl yakalayacağım, bu rengi nasıl açacağım, bu renk çok koyu ya da bunu nasıl koyultacağım diye. İşte bunların cevabı o başta bahsettiğim sihirli değnek, yani siyah ve beyazdır. Bir rengi baz alalım, turuncumuzu buraya koyuyoruz. Bu turuncunun içine beyaz ekledikçe, ne kadar beyaz eklediğinize göre o renk giderek açılır. Ve aslında ten rengi olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir renk elde edebilirsiniz rahatça. Aynı şekilde yine aynı turuncumuzun içine siyah ekleyerek de bu rengi giderek koyulaştırabiliriz ta ki bu skala siyaha ulaşana kadar. Bunu sulu boyada rengin içine su koyarak da açabilirsiniz ama aynı etki değildir tabii ki de. Daha sadece transparanlığını artırmış olursunuz. Ama burada genel bütün medyalar için konuştuğumuzda bir rengin içine beyaz katarak açıp siyah katarak da koyulaştırabiliyormuşuz. Kesinlikle onun için başta demiştim sihirli değnek gibidir siyah ve beyaz diye. Çünkü bunlar dahil etmeden ulaşılan renkler güzeldir, hoştur ama bence çiğdir. Ben tonlanmış renkleri daha çok severim ki işlerimde de daha çok kullanmaya çalışırım. Size şunu da belirtmek istiyorum. Bir resim yaparken, bir resmi renklendirirken ki bence gerçekten bu videoda bahsettiğim en önemli konulardan birisi bu olabilir. Zaten çok konudan bahsetmedim ama neyse. Bu resmi her zaman çizdiğiniz resim siyah ve beyaz olarak gözünüze canlandırmaya çalışın ki ton dengesini daha iyi görebilirsiniz diye. Mesela benim bu yaptığım turuncu skalanın fotokopisini çekersek eğer siyah beyaz olarak muhtemelen bu şekilde bir skala elde etmiş olacağız beyaz ve siyah arasındaki ki bu bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Çünkü gerçekten renkler giderek açıktan koyuya doğru ilerliyor. Bunu hangi resim çiziyorsanız çizin renkli de olabilir siyah beyaz da olabilir. Gözünüzde her zaman birazcık uzaklaşıp hafif gözünüzü kısıp çizdiğiniz objeyi, çizdiğiniz resmi, çizdiğiniz alanı, boyadığınız ve renklendirdiğiniz alanı siyah beyaz olarak hayal etmeye çalışın. Ki şunu daha iyi tartabilirsiniz. Benim çizimim içinde yeterince beyaz tonlar ve yeterince siyah tonlar ve yeterince gri tonlar da var mı? Bir resimde hangi rengi kullanırsınız kullanın. O rengin açık ve koyu tonlarını, yani beyaz ve siyah katılmış tonlarını kullanmak çizimin daha zengin, daha boyutlu görünmesine etkili olacaktır. Hatta şey vardı ya, bu portrelerinizi gönderdiğiniz çizim serisine bazen şey diyordum, gri dengesinde bir sorun var diyordum. Bahsettiğim şey aslında buydu. Kara kalem yaparken de aynı şekilde bir çizimin üstünde ne kadar gri varsa onu dengeleyecek kadar beyaz ve siyah da olması gerekiyor. Yani bu sadece renkli çizimler için geçerli. Bu siyah beyaz olan çizimler için geçerli. Ama neyse, ben zaten boyamıyorum derseniz de şöyle bir şey var. Bunu günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz. Mesela yeşil bir kot giyip üstüne mavi tişört giymek büyük bir hatadır. Çünkü eğer senin fotokopini çekerlerse gri çıkarsın. Üstünde gri, altında gri. Yani birisi griyse en azından diğerinin siyah veya beyaz olması, bir dengelenmesi gerekiyordur. Bu da size buradan minik bir moda ikonu olan Tuğçe'den not düşmüş olayım kenara. Altın bilezik olsun konunuzda. Hatırlarsanız size başta şöyle bir şey demiştim. Ana renkleriniz varsa neredeyse her rengi elde edebilirsiniz diye. Ama bu ton ve kroma ayrı bir konudur diye. Şimdi size tondan bahsettim. Çok kısa renk kromasından bahsettim. Renk kroması dediğimiz şey aslında rengin içindeki ışık miktarıdır. O rengin saflığıdır. Yani bunu safkan arabatı gibi düşünün. Bazı renkleri aldığınızda özellikle guaj ve yağlı boyalarda üstüne zaten ibaresini görürsünüz renk kroması diye arkada belirtir. Bu rengin daha iyi ya da daha kötü olduğu anlamına gelmez. Bu sadece rengin saflığını gösterir ki az miktarda boya alacaksanız saf olanını, kroması yüksek renk almanız daha mantıklı ki
Onu başka renklerle karıştır. Kroması düşük renkleri zaten kendiniz elde edebilirsiniz. Tabii bu noktada şunu sakın karıştırmayın. Kroma ve renk tonu farklı şeylerdir. Yani mesela bir turuncu rengimiz var ve bunu sarıyla karıştırdık ve onun tonu yükselir, tonu açılır. Ama kromasını kaybeder, yani safkanlığı bozulur. Yani şey gibi düşünün. Şimdi çok racist bir şekilde olmadan nasıl anlatabilirim bunu? At adam gibi düşünün. At var, adam var. İkisine kroması yüksek. Ama karıştırdığınızda at adam oluyor, yani safkanlığını kaybediyor. Ama kalitesini kaybetmiyor. Yeni bir ton ortaya çıkmış oluyor. Güzel bir şey çıkmış oluyor. Ama artık safkan olmuyor. Böyle düşünün. Melez gibi düşünün yani. Ne kadar kötü anlat. Daha kötü anlatamazdı. Neyse. Mantığı az çok kavradıysak sorun yok yani. Neyse, çok üstte durmamak lazım. Tek bu konuyla ilgili bir nokta var. Kroması yüksek renkleri yan yana kullanmak mantıklı değildir. Yorucu bir etki yaratır. Yani bir boyama yaparken ana renkleri, parlak renkleri, rengin cart halini kullanmak yorucu bir etki yaratır. Olabildiğince tonlanmış ve karıştırılmış, elde edilmiş renkler kullanmanızı tavsiye ederim. Ki bir çizim yapacaksınız ve bunu renklendirecekseniz benim ilerlediğim yöntemi size tavsiye edebilirim. Mesela birkaç renk seçiyorum. Mor, mavi ve turuncu diyelim. Bunları böyle birbiriyle karıştırıp kendime bir skala hazırlıyorum. Dijital ortamda bu daha kolay oluyor ama bunu normal medyalara da, sulu boyaya da ya da guaj boyaya da ya da yağlı boyaya da uygularsanız daha olayı karmaşıklaştırmadan ilerlemenize yardımcı olacaktır bu konu size. Videonun bu noktasında sizin bilmeniz gereken bir şey daha var ki her mavi, her kırmızı ya da her sarı aynı değildir. Zaten boya alışverişi yapıyorsanız biliyorsunuzdur. Birçok farklı tonda, birçok farklı kromada renk satılır. Ve şöyle bir şey var ki bazı sarılar, bazı maviler veya kırmızılar, yeşiller, morlar sıcak bazlıyken bazıları soğuk bazlıdır. Ve bu da şu noktada önem arz eder. Siz bu renkleri karıştırıp yeni bir renk elde ettiğinizde renk tonunuz biraz çamurlaşmış görünebilir. Ve bunun sebebi sıcak bazlı bir renkte soğuk bazlı bir rengi karıştırmanız olabilir. Bu bilgiye de şu noktada ihtiyacınız olacak. Alışveriş yaparken ilk olarak renklerinizi seçerken birbirle karıştırmak istediğiniz renkleri sıcak ve soğuk tonlu olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar birbirleri karıştıklarında rengi gene elde edersiniz. Gene sıcak tonlu bir sarıyla soğuk tonlu bir maviyi karıştırıp yeşil elde edersiniz. Ama bu yeşilinizin tonu normal, orijinal bir yeşil değil. Hafif çamurlaşmış, hafif ton kayması yaşamış bir yeşil olacaktır muhtemelen. Ki bence bu güzel bir şey. Çoğu noktada ben her şeyi sevdiğim gibi bunu da seviyorum. Çünkü direkt size cart bir renk değil, alternatif bir renk veriyor. Ama başka bir sarı veya yeşil seçeneğiniz yoksa tek yeşil seçeneğiniz alternatif bir yeşil olması çok da mantıklı değil. Çünkü ana renkleri ya da ara renkleri düzgün bir şekilde, düzgün tonda elde edip onları kırmak çok daha kolaydır ve çok daha geniş skalada renkler elde etmenizi sağlayacaktır. Bu bilgiyi de verdiğimize göre artık bu olabildiğince faydalı bilgiler içerdiğini düşündüm. Ne kadar da alçak gönüllü değil mi? Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videoda verdiğim bilgiler hoşunuza gitmiştir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Bana bunları yorumlarla belirtmeyi lütfen unutmayın. Artık bu videoyu da yaptığımıza göre sulu boyaya girişin bir sonraki videosunu geçebilirim. Onu bekletmemin sebebi aslında bu videoydu. Size birazcık renk hakkında bilgi vermek istedim. Boyama tekniklerine geçmeden önce. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle kendi kendime davul yaptı nedense. Her neyse. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.